Ayın Kahramanı'nda bu ay çocuk kitapları yazarı ve illüstratörü Cressida Cowell'ın çocukluğunda dinlediği, Viking hikayelerinden esinlenerek yarattığı, çağdaş komedi dizisinden uyarlanan How to Train Your Dragon filmindeki Hıçkıdık Haddock karakterini inceliyoruz. Karaktere geçmeden önce film serisi hakkında kısa bir bilgi verelim. 2010 yılında başlayan How to Train Your Dragon macerası, 2014'teki ikinci filmle devam etmişti. Üçüncü film ise 2019'da sinemalarda seyircisiyle buluşmuştu. Büyük küçük herkesin beğeniyle izlediği animasyon serisinin ilkinde, Vikinglerin yaşadığı Berk ismindeki bir adada, Vikinglerin ejderhalarla olan macera dolu hikayesine tanık olmuştuk. Ben baltamı arenada unutmuşum. Siz devam edin, hadi ben size yetişeyim. Berk Adası'nda ejderha ve Vikinglerin birleşmesinin üstünden 5 yıl geçmesinin ardından yaşananları ele alan ikinci filmde, Hıçkıdık öldüğünü sandığı annesine kavuşmuştu. Serinin son filmi olan How to Train Your Dragon The Hidden World'de ise Berk Adası sakinlerinin yeni bir ejderha avcısı olan Grimmel'a karşı verdikleri mücadeleyi ve sonunda ejderhaların yaşadığı kayıp dünyayı bularak bütün ejderhaları bu yaşam alanına göndermelerini izlemiştik. Şimdi gelelim bu ayın kahramanı olarak seçtiğimiz Hıçkıdık Haddock'ı yakından tanımaya. Hıçkıdık Haddock, kahverengi saçlı, yeşil gözlü, çok esprili ve alaycı bir çocuktur. Artık her şey bitti. Çok iyi konuşan Hıçkıdık, bazen biraz utangaç görünür. Babası Stoyek, kabile şefi olmasına rağmen Hıçkıdık köyünde tam bir baş belası olarak görülür. Zayıf doğası nedeniyle arkadaşları ona sürekli sataşsa da, zeka ve nezaketi zayıf yönünün önüne geçer. Hıçkıdık aynı zamanda Astrid isimli bir kıza aşıktır. Onu etkilemeye çalışsa da birçok kez hayal kırıklığına uğrar. İyi de bunun boyu... Çekil şunu! Çekil hadi, çok acıyor! Karım çok acıdı oğlum ya! Vay be, senin en iyi halinden bile iyi. En güçlü özelliği ise şefkati ve empati kurabilme yeteneğidir. Ejderhalar ve Vikingler dünyasını değiştiren bu empati, bir ejderha olan dişsiz ile arkadaş olmasını ve ejderhaların gerçek dünyasını öğrenmesini sağlamıştır. Şimdi anladın mı? İşte bir ejderhanın sadakatini kazanmak budur.